nasibine göre Allahu Teala'nın irade ettiği kulları vardır ki bazı kulları fena mertebesi, çünkü istidadı, kapasitesi, kabiliyeti o kadar fena mertebesine kadar çıkmıştır, bekaya geçememiştir. Çünkü bekaya geçecek istidat yoktur. Vize vermiyorlar hocam. Vermiyorlar. O zaman fenada kalmıştır. Öyle kullar da var. Hatta İbn Arabi Hazretleri diyor ki bunlardan birisi de Hallaççı Mansur'dur diyor işte. Hallaççı Mansur fenada kalmıştır diyor. Dünya hayatında yaşarken fena mertebesini geçememiştir. Berzah hayatındayken, berzah alemindeyken ben ve benim gibi birkaç tane veli kuluna Allah-u Teala ruhaniyetiyle, Hallaççı Mansur'un ruhaniyetiyle görüştürdü bizi. Kendisini berzah aleminde irşat ettim diyor. Ve kaldığı, geldiği yerin son nokta olmadığını, fena mertebesinin onun ötesinde beka olduğunu kendisine anlattım, izah ettim diyor. Bu da 300 sene sürmüş hocam. Tabii 300 sene. O da ayrı bir konu. Yani buradan şunu da anlıyoruz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan'da şunu ifade ediyor. Allah'ı bilmek, tanımak hakkıyla ona kulluğunu yerine getirmek gayesi üzerine bir seyr-i süluka çıkan bir kul. Bu manada gayrete girip, samimiyetle araştırmaya girip bu kendini bu manada yetiştirmek, Allah'ı bilmek, tanımak gayesiyle seyr-i süluka çıkan bir kul, eğer ki ömrü kafi gelmez ise diyor, bu yolculuğunu tamamlaması, Allah'ı bilme yolculuğunda, vefatından sonra berzah aleminde o kula seyr-i süluku devam ettirilir. Eğer dünya hayatında yaşarken böyle bir gayreti olmazsa, seyr-i sülük gibi bir derdi davası olmazsa, Allah'ı bilmek, tanımak, hakikatlere ermek gibi bir derdi davası olmazsa, iyi bir içip yaşayayım, yan gelip yatayım derdindeyse kul, dünyalık bir kulsa, o kul vefat ettiğinde, o cahillikle, o bilinçsizlikle vefat ettiğinde, o kulun berzah aleminde seyr-i sülük yolculuğu olmaz diyor. O kul öldüğü andaki bilgisiyle, makamıyla ebedi olarak sabit kalır. Yükselişi olmaz onun. Böyle bir gayreti olmayan. Demek ki bakın, Allah'ı bilmek derdinde, davasında olmanın getirisine bakın. Yani dünya hayatında ömrün kafi gelmezse bile ahirette, berzahta bu seyr-i sülükün devam ediyor. Yani. Zaten gaye bu değil mi? Yani yaratılışımızın gayesi bu zaten. Allah'ı bilmek, tanımak. Allah bizi bunun için yarattı. Beni bilin, tanıyın dedi. Bunu da Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ancak sana kulluk eder, sana ibadet eder, senden yardım isteriz. Bazı ehlullah diyor ki bu ayetteki mana seni Allah'ı bilmek ve tanımak şartını ortaya koyar diyor. Ancak sana kulluk eder, sana ibadet eder, senden yardım isteriz. Çünkü ancak sana kulluk ederiz. Ona kulluk etmenin ne demek olduğunu, gerçek manada kulluğu ortaya koymak için onu bilmemiz lazım. Bilmezsek nasıl kulluk yapacağız o zaman? O zaman bazı ehlullah diyor ki bu ayet onu bilmenin gerekliliğini ortaya koyar diyor. Allah'ı bilmenin gerekliliğini ortaya koyar diyor. Bunun için dünya hayatındaki gelişimizin gayesi budur. İlimlerden Allah'ı bilmek, ilmiyle meşgul olmaktır. Yoksa boş, işte yiyelim, içelim, gezelim, tozalım, yaşayalım değil. Ama maalesef Allah muhafaza eylesin cümlemizi. İnsanların çoğu bu dünya hayatını sadece yemek içmek ve gezip dolaşmak, oynamaktan ibaret görüyor.